Merhaba gençler, bugünkü 10. sınıf coğrafya dersinde Türkiye'nin bitki örtüsünü işleyeceğiz. Bitki örtüsünü oluşturan temel şey iklimdir. Yani iklimin sonucunda bitki oluşur. Ülkemizde orta kuşakta yer alması, iklim çeşitliliğinin fazla olması, farklı zamanlara, jeolojik zamanlara ait arazisi olduğu için iklim bağ bakımından oldukça zengindir. Yani geniş bir bitki formasyonuna sahip. Özellikle bütün Avrupa kıtasının tamamından daha fazla zenginlik ülkemizde mevcut. 12.000'den fazla bitki türü var. Türkiye'de bitki formasyonlarının yani bitki çeşitliliğinin fazla olmasındaki ne, sebepler iklimin çeşitliliğidir. İklimin çeşitli olmasının nedenleri orta kuşakta yer almamız, kısa mesafede yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi, üç tarafın denizlerle çevrili bir yarımada olması, farklı jeolojik zamanlara ait arazisinin olunması, yükselti koşullarının farklılık göstermesidir. Bunlar iklimin çeşitli olmasına neden oluyor. İklimin çeşitliliği sonucunda da bitki örtüsü çeşitliliği fazla oluyor. Endemik bitki kavramı ise dünyada sadece bir yerde yetişen bitkilere biz endemik bitki diyoruz. Türkiye tek başına tüm bütün Avrupa kıtasından daha fazla endemik bitki çeşidine sahip. Yani dünyada sadece tek bir yerde yetişecek. Şimdi bu bitkilere baktığımız zaman mesela bütün Avrupa kıtasından daha fazla dedik. Niye bu kadar çeşitlilik var ülkemizde? İklim çeşitliliği fazla olduğu için, orta kuşakta yer aldığı için. Bunun dışında Kısa mesafede yer şekilleri çeşitlilik gösterdiği için ve farklı jeolojik zamanlara ait arazisi bulunduğu için. Şimdi bu endemik bitkilerimizde baktığımızda ülkemizde 3700'den fazla endemik bitki türü vardır. Ve bu bitkiler endemik bitkiler sadece bir yerde yetişen bitkilerdir. Bu bitkiler bakımından endemik bir bakımından en fazla zengin olan yer toroslardır. Endemik bitki bakımından Türkiye'de en zengin olan yer toroslardır. İkinci sırayı da kaz dağları alır. Mesela örnek verirsek. Köyceğiz'deki sığla günlük ağacı parfüm sanayisinde kullanılan, kozmetik sanayinde kullanılan sığla yağı Datça hurması, Kazdağ köknarı, işte kasnak meşesi, ispir meşesi, anzer çayı, ters lale, mesela tüylü gelin en son bulunanlardan bir tanesiydi. Bunlar belli başlı olanları diyebiliriz. Kalıntı relik bitki ise daha öncesinde geniş bir alanda yayılım gösterilirken iklim küresel iklim değişikliği sonucu bitkinin görünme alanının daralması, sadece korunaklı dar bir yerde yaşamını devam ettirmesiyle oluşan bitkileri de relik kalıntı diyoruz. Relik kalıntıda daha öncesinden dediğimiz gibi geniş bir alanda hüküm sürüyor bitki örtüsü, küresel bir iklim değişikliği olacak ve bitkinin görünme alanı daralacak daralacak korunaklı bir yer bulduğunda yaşamına devam ettirecek. Endemikte de dünyada sadece bir yerde yetişiyor. Şimdi relikte daha çok küresel iklim değişikliği mesela tarih öncesinde hani yaşanan mesela buz devirleri küresel büyük çaptaki iklim değişikliği etkilidir. Mesela buna en güzel örneği Lübnan sedirine verebiliriz. Sedir normalde Akdeniz iklimine ait bir ağaç türüdür. Ama Erbaa Niksar'da Lübnan sediri yaşamını devam ettiriyor. Az bir yerde. Bu ne anlama geliyor? Daha öncesinde Lübnan sediri Karadeniz sahili boyunca görülüyormuş. İklim değişikliği olduğunda Erbaa Niksar arasında korunaklı bir yerde yaşamını devam ettiriyor. Buna işte kayın ağacı. Kayın ağacı mesela Karadeniz'in ağacıdır. Ama Amanos çevresinde yani Akdeniz bölgesinde görülmesi mesela ıhlamur ağacının beydağlarında görülmesi örnek olarak verebiliriz. Anıt ağaç ise yaşı bakımından çok yaşlı olan, değerli olan ağaçlardır. Ambar katranı yine bunlar örnek olarak verebiliriz. Şimdi Türkiye'nin bitki örtüsünü biz bitki formasyonlarını ağaç, çalı ve ot olarak üç gruba ayırmıştık. Ağaç formasyonu odunsu gövdesi olan ve yağış miktarının fazla olduğu yerlerde görülen formasyondur. Çalı yağışın biraz daha azaldığı yerlerde yine odunsu gövdesi olacak. Ağaca göre boyunun daha kısa olduğu bitki formasyonu. Ot ise yağışın iyice azaldığı yerlerde otsu gövdesi olan genelde hani tek yıllık bitki şeklinde olan bitki formasyonudur. Şimdi ağaç formasyonuna baktığımızda çünkü ülkemiz yarı kurak iklim bölgesinde yer aldığı için ağaç bakımından fakir bir ülkedir. O yüzden mesela kağıt Türkiye'nin ithal ürünlerindendir. Yani çok fazla ormanımız yok. Şimdi ormanlara baktığımızda ormanlar yağışın sonucunda oluşur. Yani orman olduğu için yağmur yağmaz. Yağmur yağdığı için orman olur. O yüzden ormanların olması iklimin bir sonucudur. Şimdi Türkiye'deki iklimi düşünecek olursak yağış miktarı kıyı bölgelerinde iç bölgelerine göre daha fazladır. O yüzden ormanların dağılım alanı da kıyı bölgelerimizde fazla, iç bölgelerde daha azdır. Türkiye'deki ormanların bölgesel dağılışına baktığımızda orman bakımından en zengin bölgemiz Karadeniz'dir. Karadeniz'de şunu bilmemiz gerekiyor. Orman alt sınırı nemlilik belirliyor bu sınırı. Ormanın ilk başladığı yükseltidir. Karadeniz nemli olduğu için orman alt sınırı deniz seviyesinden başlar. Orman alt sınırını yağış ya da nemlilik belirler ve Türkiye'de en nemli ve yağışlı bölgemiz Karadeniz olduğu için Karadeniz'de orman alt sınırı deniz seviyesinden başlar. Ve Karadeniz'deki ormanlar genelde geniş yapraklı, karışık yapraklı, iğne yapraklı şeklinde kuşaklar oluşturur yükseltiye bağlı olarak. Ve Karadeniz'i simgeleyen ağaç sis ve nemi seven kayın ve ladin ağacıdır. Karadeniz bölgesinde ormanı kestiğinizde kendini yenileme süresi kısadır. Orman yangını görülme riski azdır diyeceğiz. İkinci sırayı yakın bir oranla Akdeniz alıyor. Akdeniz bölgesi Karadeniz'e göre daha nem miktarı biraz daha azaldığı için, yağış miktarı daha az olduğu için orman deniz seviyesinden değil 1000 metrenin üzerinden başlar yaklaşık olarak. Çünkü 0-800 metre arası makidir. Makiler bittikten sonra ormanlar başlar. Akdeniz'e simgeleyen orman türü de genelde kızılçam ormanları ve sedir ağacı diyebiliriz. Üçüncü sırayı %17'lik kısımda Ege, sonrasında Marmara, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Güneydoğu. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu. En az yağışı alan bölgemiz İç Anadolu'dur ama en orman bakımından en fakir olan bölgemiz Güney Doğu Anadolu'dur diyeceğiz. Yani iç bölgelerde orman bakımından oldukça fakir. Bu yüzden kağıt fabrikalarına kereste sanayisine baktığımızda daha çok ham yakınlıktan dolayı kıyı bölgelerimizde yayılım gösterir diyeceğiz. Şimdi orman bakımından baktığımızda Türkiye orta kuşakta yer aldığı için en fazla olması gereken orman türü kızılçam ormanlarıdır. Çünkü Türkiye Akdeniz iklim kuşağında yer alır. Ama ağaç türü olarak her iklim koşullarına dayanıklı olduğu için meşe ağacı en fazla bulunan ağaç türüdür diyeceğiz. Tek bir ağaç türü olarak soruyorsa en fazla meşe vardır ama ormanların geneline baktığımızda kızılçam ormanları ülkemizde daha yaygındır diyeceğiz. Şimdi burada bir önemli detay var. Orman alanı bakımından en zengin bölgemiz Antalya'dır. Bu ne demek? Yani yüz ölçümüne göre en fazla orman oranı yani yüz ölçümünde en fazla orman kaplayan yer Antalya'dır. Sonra işte Kastamonu, Mersin, Muğla şeklinde devam eder. Ama bölge olarak baktığımızda en çok orman Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümüdür. Doğu Karadeniz diye düşünmeyin. En fazla Batı Karadeniz'de. Oranladığımızda ilin yüz ölçümüne göre oranladığımızda Karabük'te Karabük yüz ölçümünün %72'si ormanla. Yani bu şekilde oranladığımızda Karabük ilk sırada orman, sonra Muğla, Kastamonu, Bolu diye sıralama devam ediyor. Antalya ormanlık alanın en fazla olduğu ildir. Ama yüz ölçümüne göre oranladığımızda Karabük ilk sırada yer alır diyeceğiz. Karadeniz ormanları dediğimiz gibi deniz seviyesinden başlar. Çünkü nemlilik fazla olduğu için 0 metreden başlıyor. En altta geniş yapraklı ağaçlardır. Meşe, gürgen, palamut gibi. Daha sonra karışık şu hani ikisini de görürsünüz. Hem geniş yapraklı hem iğne yapraklılar. Sonra belirli bir yükseltiye gittiğinizde sadece iğne yapraklılar vardır. Karaçam, sarıçam, işte sedir, ladin, köknar gibi. Daha da yukarı çıkarsanız dağ çayırlarını görüyoruz. Şimdi şu en son ormanı gördüğümüz yani çayırla iğne yapraklı orman kuşağını o araya da orman üst sınırı diyoruz. Orman üst sınırını belirleyen şey sıcaklık koşullarıdır ve Türkiye'de Güneyden kuzeye gidildikçe orman üst sınırının düşmesi gerekiyor. Elleme bağlı sıcaklıktan dolayı. Ama orman üst sınırının en yüksek olduğu yer Doğu Anadolu'dur. Bu da özel şartlardan dolayı diyeceğiz. Doğu Anadolu'daki sarıçam ormanları 2700 metreye kadar görülebilmektedir diyebiliriz. Bir dağ yamacı boyunca bu şekilde kuşak oluşturma nedeni nedir diye sorulduğunda ise bitki örtüsünün kuşak oluşturma nedeni yükseltiye bağlı sıcaklığın azalmasıdır. Ağaç Hani yağışın fazla olduğu yerde ağaç olur ama ağacın yaprağının iğne ya da geniş yapraklı olmasını belirleyen şey sıcaklık koşullarıdır. Hem sıcak hem yağışlıysa terleme kolay olsun diye bitki geniş yapraklı olurken soğuk ve yağışlı yerlerde soğuğa dayanıklı iğne yapraklı ormanlar daha yaygın bulunur diyeceğiz. Karışık yapraklı ormanlar ikisinin bir arada bulunduğu. İğne yapraklı dediği zaman ladin, karaçam, köknar, sarıçam, kızılçam bu orman türleri gelecek. Akdeniz ormanları, Akdeniz ikinci sırada yer alır ama Akdeniz'in şöyle bir özelliği var. Orma, nemlilik az olduğu için orman üst sınırı, şey alt sınırı pardon makiden sonra başlıyor. Ve genelde yaz kuraklığı çok belirgin olduğu için burada yaz kuraklığına dayanıklı kızılçam ormanları daha yaygın oluyor. Bir de orman yangının riskinin en fazla olduğu bölgelerimizden biridir Akdeniz. Ve Akdeniz'de ormanı kestiğinizde kendini yenileme süresi Karadeniz'e göre daha uzundur diyeceğiz. Ve Akdeniz'in simgeleyen ağacı Kızılçam ormanlarıdır. Akdeniz'de de yine bakıyoruz. Alt sırada Maki olacak. Maki'den sonra Kızılçam ormanları ve yine burada da dağ çayları olacak. Yani Karadeniz ve Akdeniz'de yine Ege'de dağ çayıları orman üst sınırının üstünde olur. Batı Anadolu Ege'deki ormanlar yine Akdeniz ikliminden dolayı Kızılçam, Fıstıkçam, Karaçam, Meşe olarak alabiliriz. İç kesimlerdeki ormanlar Meşe ormanı olarak düşünebiliriz. Zaten fazla iç bölgelerimizde çok fazla orman yok. O yüzden kağıt fabrikası olmaz. Şimdi ağaç, yağışın biraz daha azaldığı yerde Orman yerini çalıya bırakır. Çalı dediğimiz gibi yine odun su gövdesi olacak. Yani çok yıllık bir bitkidir ama ağaca göre boyu daha kısa olacak. Çalı dediğimizde daha çok insanoğlunun tahribatı söz sonucu ortaya çıkan bitki formasyonu gelecek. Bunlardan da ilki makilerdir. Makiler kızılçam ormanlarının yok edilmesi sonucu ortaya çıkan kısa boylu yaprakları tüylü ve sert olan kısa boylu bodur ağaçlardır. Makilerin yaprakları sert ve tüylüdür. Çünkü yaz kuraklığı çok şiddetli olduğu için terleme yoluyla bitki şey su kaybı olmasın diye yani o kuraklığa dayanıklı olsun diye bir nevi bitkinin iklim şartlarına uyum sağlamasıdır. Bunun dışında makiler yaprağını dökmez. Yani her mevsim yeşildir. O yüzden makilerin altındaki terarosa topraklar humus bakımından fakirdir diyeceğiz. Maki deyince aklımıza koca yemiş, sandal, yaban mersini, Menengeç keçi boynusu, zakkum, defne, sakız, yabani zeytin gibi ağaç türleri gelecek. Şimdi makiler nerede görülüyor? Akdeniz kıyılarında görülür. 0'dan 800 metreye kadar. Kıyı Ege'de görülür. sıfırdan 600 metreye kadar. Güney Marmara'da görülür. sıfırdan 400 metreye kadar. Şimdi burada dikkatinizi çekecek şey şu. Maki üst sınırı Akdeniz'den Güney Marmara'ya doğru alçalır. Bunun nedeni enleme bağlı sıcaklığın azalmasından dolayıdır. Garik Frigana ise makiler var. Makileri tahrip ettim, yok ettim. Ya hadi mesela haberlerde duyuyoruz. İşte şu kadar hektarlık makili kalan yandı. Yandıktan sonra tekrar aynı özellikle çalı olmuyor. Daha kısa oluyor. Çünkü kuraklıktan dolayı yenileyemiyor bitki kendini. Daha kurak, daha cılız çalılar oluyor. Bu çalılara da biz garik frigana diyoruz. Mesela tüylü laden, bunu ladinle karıştırmayalım. Lavanta, yasemin, kekik, funda, süpürge çalısı gibi türleri. Şimdi garik nerede olur? Garik yine olacağı yer hani makinin olduğu yerler yani Güney Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz kıyılarında görülür. Pisodo maki, yalancı maki ise şu. Ormanlar var. Ormanları ben kesiyorum, yok ediyorum. Ormanı kestikten sonra tekrar orman olmuyor kısa boylu ağaçlar oluyor. Yani daha kısa oluyor. Eskisi kadar uzun olmuyor. Bunlara da biz yalancı maki ya da pisodo maki diyoruz. Mesela top çıktığınızda orada bir sürü uzun gürgen ağaçları vardır. O gürgen ağaçlarını kestiğinizde tekrar eskisi kadar uzun olmaz. Daha kısa olur. Bu kısa olduğu için de makiye benzetilir. O yüzden de pisodo maki, yalancı maki denir. Mesela kızılcık gibi, mesela börtlen gibi, mesela fındık gibi orman gülü gibi türleri vardır. Şimdi pisodo makiyi diğer makiden ayıran özellik şudur. Normalde maki yaprağını kışın dökmez. Ama pisodo maki kışın yaprağını döker. O türüyle de diğer maki grubundan ayrılır. Ama yine maki olsun, frigana olsun yani garik olsun, pisodo maki olsun. Üçün, üçünde de insanoğlunun tahribatı söz konusudur diyeceğiz. Yağışın iyice azaldığı yerlerde ise bitki kendini ot formasyonu olarak devam ettirir. Ot formasyonu otsu gövdesi olacak yani tek yıllık bitki olacak. Bunlardan da ülkemizde görülenleri bu en yaygın olanı bozkır steptir. Türkiye'de bitki formasyonu olarak en geniş yer kaplayan bitki formasyonu bozkır steptir. Bunun nedeni Türkiye'de en yaygın alanda görülen iklimin karasal step iklimi olmasıdır. Bunun nedeni ise kuzey ve güneyimizdeki dağların denize paralel uzanıp deniz etkisini kesmesinden dolayıdır. Eğer Türkiye dümdüz bir ülke olsaydı her yerde Akdeniz iklimi görülür o zaman en çok maki bulunur derdik. Ama Türkiye'de en çok karasal iklim olduğu için en çok bozkır bulunur diyeceğiz. Bu yüzden de en çok beslenen hayvan sayı olarak koyun ön plana çıkacak. Çünkü bozkırın olduğu yerde koyun küçük baş yaygın olur. Bozkırlar ilkbahar bahar yağışlarıyla yeşerip yazın kuruyan cılız ot topluluğudur. Yazın kuruyor. O yüzden de çok fazla şey olmuyor. Mesela bunu ilimizde çok rahat görebiliriz. Çünkü Tokat'ta karasal iklimin hüküm sürdüğü bir ildir. Mesela geven otu, çoban yastığı, sığır kuyruğu, ya, yavşan otu, gelincek, çakır tikeni, üzerlik. Mesela şu üzerliği nazar olarak, tütsü olarak kullanılıyor. Etrafınıza baktığınızda bunları görmeniz mümkün. Bir de bozkırların, tahri, e, bir antropojen bozkır türü var. Antropojen bozkırda şu, ormanlık bir alan var. Ormanları kesiyoruz. Kestiğimiz yerde orman tekrar kendini yenileyemiyor ve bozkır oluyor. Şimdi diğer bozkırdan ayıran özelliği şu. Burada kesilmemiş yerlerde koruluk olarak yani korunaklı yerlerde ağaçlar yaşamını devam ediyor. E bakıyorsun burada bir ağaç var ama genelinde bozkır olmuş. O zaman diyeceksiniz ki burada ormanların tahrip edilmesi söz konusu. Ormanların tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan bozkıra da biz antropojen bozkır diyoruz. Antropojen bozkır nerede görülür? Trakya'da yaygındır. İşte Tuz Gölü'nün kuzeyinde Ankara, Çankırı, kıyılarında yaygındır. Hatta o İç Anadolu'daki Ankara'daki bozkı, antropojen bozkırın Ankara Savaşı'nda Timur'la Yıldırım Beyazıt arasındaki Ankara Savaşı'ndan sonra o tahribatta o savaş sırasında yok edildiği söylenmektedir. Çayır ise daha çok yazı yağışlı yerlerdeki gür otlaklardır. Yani bozkıra göre daha ya, uzun boylu ot topluluğu çayırların olması için yazın yaz mevsiminde yağışın alması lazım. Şimdi iklim şartlarını düşündüğümüzde yaz mevsiminde yağışlı olan bir sert karasal iklim yani Erzurum, Kars'ta görülen bitki formasyonu olacak. Bir de Karadeniz'de. Çünkü yaz mevsimi yağışlı olan iki iklim türü var Türkiye'de. Bunun sonucunda özellikle Erzurum, Kars'ta yaz mevsimleri kısa, serin ve yağışlı geçtiği için uzun boylu çayır türleri yaygındır. O yüzden de çayırın olduğu yerde de merada büyükbaş hayvancılık gelişir. Bundan dolayı Erzurum, Kars'ta yapılan ekonomik faaliyet merada büyükbaş hayvancılıktır. Yine Karadeniz'de görülür. Özellikle Karadeniz, Akdeniz'de de orman üst sınırının üstünde çayırlara rastlanmak mümkündür diyeceğiz. Şimdi burada çatal zeytin, A Alanya yani direkt Karadeniz'de Akdeniz arasında bir hat çekmiş. Bunu genelde ÖSYM'nin kullandığı soru tarzlarından oluyor gençler. Mesela Alanya'da Maki diyeceksiniz. Orta İç Anadolu'da Bozkır'dır. Çatal Zeytin Karadeniz olduğu için orman görülür şeklinde yorum yapabiliriz. Şimdi bitkilerden nasıl yararlanırız? Bitkilerden iki türlü yararlanıyoruz. Hani bir ürünlerini olarak bir de dolaylı olarak. Şimdi ürünleri de şu şekilde ayıracağız. Ana ürün, yan ürün. Şimdi o ağacı direkt ağaç olarak alıyorsak. Mesela mobilya yapıyorum, kağıt yapıyorum, elektrik direği olarak kullanıyorum. O yakacak odun olarak kullanıyorum. Yani ağacı direkt kullanıyorsam bu ana üründür. Ama ağaç duruyor meyvesini alıyorum, reçinesini alıyorum, yağını alıyorum, çırasını işte çırayı alıyorum. Ondan sonra mesela ıhlamur to topluyorum meyvesini, işte kozalağını alıyorum. Bunlar da yan ürün olarak geçer. Ana üründe direkt ağacı kullanıyorsunuz. Ama diğerinde yan üründe işte meyvesidir, reçinesidir, yağını kullanmaya da biz hani yan ürün olarak geçiyor. Bir de dolaylı yararları vardır. Ne yapar? Mesela ormanlar fazla yağışı yani seli engeller. O yüzden yer altı ve yer üstü su seviyesini dengeler. Erozyonu önler. İşte havayı oksijen üretimi yaparak havayı temizler. Mesire alanı olarak kullanılır. Doğal güzellik sağlar. Yabani hayvanlara barınak olur. Yine sporlar için kullanılır. Şimdi sorularımıza bakalım. İklim koşulları göz önüne alındığında haritada koyu renkle gösterilen aşağıdaki bitki türleri hangisini hakimiyet bölgesi olarak değerlendirilebilir? Şimdi taralı alanımız Karadeniz. Karadeniz'i simgeleyen ağaç ladin ve kayın. O zaman şıklarda biz ladin ve kayını arayacağız. Bakıyorum A, maki, kızılçam, fıstık bu. Ege, Akdeniz. Step, sedir, akça ağaç. Step zaten İç Anadolu. Bu da değil. Ladin, Kayın, Göknar. O zaman cevabımız direkt C şıkkıdır diyeceğiz. Çünkü bileceğiz ki Karadeniz'in simgeleyen ağacı Kayın ve Ladin. Akdeniz'inki Kızılçam ve Sedir. Erzurum Kars'ınki de Sarıçam ormanlarıdır diyeceğiz. İkinci çıkmış sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki haritada numaralandırarak koyu renkle gösterilen alanların hangilerinde step bitki örtüsünün bölge sınıflandırılmasında bir ölçüt olarak kullanılabilir? Şimdi baktığımızda birinci bölge Muğla. Muğla'nın bitki örtüsü Maki ve Kızılçam Ormanı. 2 numara Batı Anadolu yani Afyon Uşak. Karasal iklim direkt bozkır diyeceğiz. 3 numara Batı Karadeniz Orman. 4 numara yine İç Anadolu, Doğu Anadolu kesişim yani Sivas çevresi. Yine buraya biz diyeceğiz ki Malatya, Sivas. İç Anadolu Karasal iklim yine Bozkır. 5 numara Erzurum, Kars, Ardahan. Orası Çayır ve iğne Yapraklı Sarıçam Ormanları. Şimdi burada aynı iklim olan 2 ve 4 var. O zaman ikisinin de bitki örtüsü Bozkır'dır. Çünkü ikisinin de iklimi Karasal iklimdir. O yüzden cevabımız 2 ve 5 olacak. C şey, 2 ve 4 olacak. Pardon. C şıkkı diyoruz. Devam ediyoruz. Bir bölgenin iklim özellikleri ile bu bölgedeki bitki örtüsü arasında yakın bir ilişki vardır. Karasal iklimin en büyük özelliği yaz, kış ve gece gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olmasıdır. Çünkü nem oranı az. Kışların çok soğuk geçmesi ve kar yağışının fazla olmasıdır. Türkiye'de bu iklimin egemen olduğu alanlarda aşağıdaki bitkilerin hangisinin yetişmesi beklenmez? Şimdi karasal iklim olarak düşünelim. Mesela Tokat'ta karaçam olur, meşe olur, ardıç olur, kavak olur ama sığla olmaz. Sığla günlük ağacı yani endemik bitkidir. Ve sadece ülkemizde köyceğiz, çevresinde yetişir. Başka hiçbir yerde yok. Şimdi yine haritada bir taralı alan verilmiş ve verilen alan Akdeniz kıyıları. Kıyı Ege ve Güney Marmara yani Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlar. Belirtilen alanların coğrafi özellikleri dikkate alındığında bu bitki örtüsünün yetişme koşulları ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi kesinlikle doğrudur? Özellikle yaz aylarında bol yağış ister. Akdeniz ikliminin özelliği yazları sıcak ve kurak geçmesidir. Bu olmaz. Don olaylarının görüldüğü yerlerde yetişememektedir. Don olaylarının görüldüğü yerlerde yetişememektedir. Bu hani Güney Marmara'da az da olsa olabiliyor. Akdeniz iklim koşullarının etkili olan olduğu alanlarda yetişmektedir. Bu en kesin doğru. O yüzden bu sorunun cevabı da C şıkkı diyoruz. Avrupa kıtasının tamamında 12 bin bitki türü yer alırken Türkiye'de 12 binden fazla bitki türü bulunmaktadır. Yani bütün Avrupa kıtasından daha zenginiz. Ülkemizde bitki çeşitliliği bakımından bu derece zengin olması üzerinde iklim çeşitliliği kesinlikle etkili. Orta kuşakta yer alması etkili çünkü orta kuşakta mevsim kavramı ve iklim çeşitliliği daha fazla. Jeolojik yapısı etkili çünkü farklı dönemlere ait e, arazisi olduğu için o dönemlerden kalan bitki kalıntıları devam ediyor. Ormancılık faaliyetleri sonuçtur, neden değildir. O yüzden hangileri etkili olmuştur? Yine bunda da cevabımız C olacak. 1 2 3 olacak. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde gelişir. O zaman maki diyebilirim, garik diyebilirim, kızılçam diyebilirim. Daima yeşil kalan bodur, ağaç ve çalılardan oluşur. O zaman kızılçamı ediyorum. Yabani zeytin, keçi boynuzu, mersin, kermez meşesi, sandal, koca yemişi. Direkt cevabımız ne olacak? Maki olacak. A şıkkı. Bir diğer sorumuz ülkemizde aşağıda verilen yerlerin hangisinde 0-500 metre yükselti basamağında geniş yapraklı ormanlar daha fazla yer kaplar? Şimdi bu soruda direkt orman alt sınırını soran bir soru. 0 metrede ağacı göreceğiniz yer orman alt sınırının 0 metreden başladığı Karadeniz'dir. O zaman şıklarda Karadeniz'i arıyoruz. Muğla çevresi, Antalya çevresi, Afyon çevresi, İzmir çevresi cevabımız E şıkkı, Giresun ve çevresi. Yani Karadeniz'de orman 0 0 metreden başladığı için 0-500 arasında geniş yapraklı ağaçlar görebilirsiniz. Türkiye'de doğal bitki örtüsünün genel dağılışı hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Akdeniz kıyılarında 1000 metre yükseltide kızılçam ormanları görülmektedir. Doğru 1000 metreye kadar makis sonrasında kızılçam Erzurum karst çevresinin doğal bitki örtüsü çayırlar ve sarıçam ormanlarıdır. Bu da doğru. Doğu Karadeniz'de iğne ve karışık yapraklı ağaçlar bulunmaktadır. Evet, ikisini de görebiliyoruz. Ankara çevresinde orman alanları Kastamonu çevresine göre daha fazla yer kaplar. Yanlış. Kastamonu Karadeniz iklim bölgesidir. Ankara step iklimi, yani karasal iklim. O yüzden Ankara'da yağış miktarı daha az olduğu için orman bakımından da Kastamonu'ya göre daha fakirdir. Cevabımız denizde olacak. E şıkkı Kuzey Anadolu Dağları'nın kuzey yamaçları, güney yamaçlarına göre orman alanları daha fazladır. Çünkü Karadeniz'de dağların kuzeyi denize baktığı için daha fazla yağış alır. Bu yüzden de daha gür bitkilerle kaplıdır diyeceğiz. Ve son sorumuz diyoruz. Haritada yerler verilmiş. Verilen yerlerin hangisinde yaygın olması beklenmez? Kızılçam ormanları Türkiye'de güneşli gün sayısının fazla olduğu yerlerde yetişebilmektedir. Bu ormanlar kuraklığa karşı dayanıklıdır. O zaman hangisinde olmaz diyor. Şimdi kızılçam dediğimiz zaman Akdeniz iklimi gelecek. Bakıyorum 2, 3, 4 ve 5 yani Ege kıyıları ve Akdeniz kıyıları Akdeniz iklimidir. O yüzden yaz, yaz kuraklığı belirgindir. Güneşli gün sayısı fazladır. Ama bir numara Karadeniz. Karadeniz güneşli gün sayısının en az olduğu iklim bölgesidir. O yüzden cevabımız bir numara olacak. Türkiye'deki bitki formasyonlarını bitirdik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.